Groupthink ya da grup düşüncesi, ilhamını aldığı yer edebiyatın büyük eserlerinden George Orwell'in 1984'ü. Orwell'in doublethink ya da çift düşün kavramından esinlenen bir gazeteci sosyolog bu kavramı ortaya atmış 1950'li yıllarda ve groupthink şunu ifade ediyor: bir ekipte hemfikir olma çabası tarafsızlığa ve eleştirelliğe galebe çalacak noktaya kadar genişler. Grubun ahengini bozmak istemeyen bireylerse düşünmeksizin ortalama bir fikir birliğinde uzlaşırlar. Ve fakat hemfikir olmak en doğru kararı almak anlamına gelmeyeceği için günün sonunda yanlış kararlarda uzlaşı sağlanır. Kimse de buna ses etmez. Çünkü birlik ruhunu bozmanın bir maliyeti, bir bedeli vardır. Kimse siyah kuğu ya da sepetteki çürük elma olmanın bedelini ödemek istemeyeceği için bir takım cesurlar çıkana kadar bu süreç böyle devam eder. Hiç kimse gruptaki diğer arkadaşlarına ihanet eden, onların fikrini beğenmeyen, onları eleştiren insan olmak istemez. Bunun karşılığında kendisine uygulanması muhtemel olan dışlama, sansür, antipati gibi baskıcı eylemlere maruz kalma endişesi grup düşüncesinin temel sebepleri olarak karşımıza çıkar. Elbette bazen ortak görüşe katılmayanlar olabilir. Ancak herkesin belirli bir konuda anlaştığı ve ortamdaki tek farklı düşünenin siz olduğunuz gibi bir oy birliği illüzyonuna kapılırsanız, yani farklı olan tek fikir size aitmiş gibi hissederseniz, o vakit o fikri dile getirmekten birazcık çekinebilirsiniz. Grup düşüncesi tartışmayı, eleştirelliği, çeşitliliği ve yeniliği engellemesi ihtimali sebebiyle bilhassa takımların, takım çalışması yapanların kaçınması gereken bir yanılsama olarak değerlendirilir. Çünkü tartışılmayan, eleştirilmeyen ve alternatifi masaya yatırılmayan sansürlenmiş görüşler yetersiz temsiliyete ve gereksiz yankılara sebep olur ve sığlaşma riskini ortaya çıkarır.